Yasemin yerli, 20 günlük bebeğim var. Göğüslerimin uçları çok acıyor. Lanolin vesaire geçirmedi. Ne yapmalıyım? Yasemin Hanım, bebeğiniz 20 günlük. Göğüslerinizin uçlarının çok acıyor olması emzirme sırasında yanlış bir teknikle bebeğinizi emzirme sürecinizden kaynaklanıyor. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Emzirmeden önce rahat bir yere oturmanızı, sırtınızı mutlaka yastıkla desteklemenizi istiyoruz. Eğer meme başınız küçük ya da içi çökükse hiç fark etmez. Hangi tür meme başı özelliği olursa olsun her türlü emzirebiliyorsunuz. Emzirmeden önce ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Bunu tüm annelere de anlatıyorum sizin sorunuzun nezdinde. Siyah halkaya dokunmadan, siyah halkanın çevresinden işaret parmaklarınızla yanlara bir gerdirme, sonra yukarılara bir gerdirme hareketi. Bunu 6-7 kere yapın. Siyah halkanın etrafında böyle bir tomurcuklanma olacak. Bu onun sertleştiği anlamına geliyor. Sertleştikten sonra siyah halkadan tutup bastırdığınızda meme ucundan sütünüz geliyorsa bebek emmek için hazırdır. Emzirme sırasında mutlaka 4 parmak altta, 1 parmak üstte olacak şekilde göğsünüze yerleştirdiğinizde şu kısım siyah halkaya tutuyor olacak. Meme başı ortada olacak. Ve memenizi alttan desteklediğinizde ve bebeğinizi kolunuza yatırdığınızda ağzını açar açmaz memenin o siyah halkasıyla beraber bebeğin ağzına koymanız gerekiyor. Bebeğin doğru teknikle emzirdiğinizi alt dudağın dışa kıvrılmasını gördüğünüzde bu bebek şu an bu memeyi doğru tutmuş anlamı taşıyor. Ve emme refleksi başladığı anda eğer meme ucunda acı hissetmiyorsanız tekniğiniz doğru. Ama emme refleksi sırasında şiddetli acıma, iğne batmaları hissettiniz. O zaman bebeğiniz sakız gibi meme başınızı çiğniyordur. O zaman serçe parmağınızla bebeğinizin dudağına yaklaştırıp yavaşça parmağınızı kavramanızı sağlamanız ve meme başını ağzından çekmeniz lazım. Şimdi uçları acıyorsa muhtemel çatlamaya başladı. Ben hep annelere şunu öneriyorum. Bu doğrusu hiçbir literatürde yok ama çok işe yarıyor. 6 yıldır bunu önerdiğim, kendim de kullandım. Birçok annelerde bu faydayı gördük. Çok fazla açıkçası lanolinli kremler, hani nemlendirici kremler evet işe yarıyor. Ama her emzirme sonrası biraz sütünüzü sıkıp kendi sütünüzü göğsünüze sürün, meme uçlarınıza sürün. Kurumasını bekleyene kadar kapatmayın, havalandırın ve bir sonraki emzirme için bekleyin. Memeniz çatladığından dolayı acıyor ise yarım çay bardağı kaynamış ılımış suyun içerisine bir tatlı kaşık karbonat koyun. İyice onu karıştırın. Göğüs pedleri ya da bir makyaj temizleme pamukları vardır küçük. Onları güzelce ıslatın ve bunu 6 saatte bir değiştirin. Sadece meme ucunun etrafına pansuman yapıp kuruyana kadar bekleyin. 3-4 gün sonra faydasını göreceksiniz. Eğer meme çatlağı kremi kullanacaksanız bunu lütfen siyah halkaya sürmeyin. Çünkü siyah halkaya sürdüğünüzde memedeki o siyah halkadan gelen süt kokusu baskılanmış olur. Bebek memeyi tutmakta zorlanabilir. Sadece memenin ucuna ve memenin köküne, meme başının köküne bunu sürmeniz gerekiyor. Geçmiş olsun.